Maç öncesi şöyle bir bakıldığı zaman duruma, aslında birkaç maçla ilgili değerlendirme yapacağım ama yayıncı kuruluşa söylediğim birkaç cümleyi, aynı şeyler zihnimde kaldığı kadar işte birkaç kelimesini değiştirerek belki şey yaptı, yani unuttuğum için unutabilirim. Benzer şeyleri söyleyeceğim herhalde. Şöyle, önce maç öncesini bir anlatalım. Tabii Trabzon 9 maç arka arkaya namağlup, 7 maçını kazanmış, ciddi bir özgüvenle geldi buraya. Kazandıkları takdirde onları hakikaten devrenin sonlarında, ilk yarının sonlarında hiç ummadıkları, belki ikinci yarının başlarında da hiç ummadıkları bir yere taşıyacağını, belki üçüncü, belki ikincilik şansı da olabileceğini düşünerek çıktılar sahaya. Büyük bir özgüven vardı. Her zaman söylüyorum, bir futbol takımı için özellikle sporcular, bireysel grup anlamındaki sporcular için en önemli kalite olan o özgüvene çok güçlü bir şekilde sahipti ki bunun yanı sıra hakikaten son derece becerili oyunculara da sahipti. Bizim durumumuzda 11 haftalık galibiyetsizlik normal şartlarda Konyaspor'un ortalamasına, yani son dönemlerdeki ortalamasına, geçen seneyi saymıyorum bunu ama son 4-5 yıllık ortalamasına yakışmayacak bir sonuç grafiği vardı. Bunu geçen hafta son derece benzer bir takım olan, zorlu bir takım olan Alanyaspor karşısında sonlandırmıştık. Nispeten biraz daha tabii oyuna dair, rica ederim, oyuna dair yapabilirlik duygumuz, yapabilirlik düşüncemizin biraz daha arttığı maç öncesi gözüküyordu. Avantajları olan bir takım, bireysel becerisi yüksek, top yani skor yapabilme kalitesi yüksek oyuncular ama öbür taraftan her takım gibi büyük dezavantajları da var. Zaafları da var. Aynı şekilde bizim için de geçerli tabii. Bir takım avantajlarımız var, dezavantajlarımız da var. Bunları değerlendirerek, bunları da biraz ayrıntılı bir şekilde söylüyorum. Çünkü esas konu bugün bizim teknik konumuz değil. Düşünüyoruz, taşınıyoruz. Bazen tutuyor, bazen olmuyor. Rakipler ne yapar, ne eder, nerelerde avantajı var, ne zaman baskı yapmamız lazım, ne zaman geri çekilmemiz lazım, ne zaman çıkış yerleri bulmamız lazım. Rakiplerin avantajları, dezavantajları. Bizim aynı şekilde taşınıyoruz, sahaya çıkıyoruz. Ondan sonra bir kapışma bekliyoruz. Ancak son dönemler artık kapışmalar sahada olmuyor ne yazık ki. Bugün de öyle, yani aslında burada oturup da bu yorumu yapması gereken Suat Arslanboğa ile Halis Özkahya. Yani neye göre karar veriyorlar, duygularıyla anlayabilmek mümkün değil. Ya bırakın diyoruz. Yani hem kendileri adına, hem takımım adına, hem Trabzonspor adına. Ya sahada ter döküyor bu insanlar, çalışıyorlar, çabalıyorlar, bir şey yapıyorlar. Yani siz oradan nötr olun. Bırakın Trabzonspor'a puan kazandırmaya da maç kazandırmaya, ya da Galatasaray'a, ya da Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, ya da Konyaspor'a, güçlülere. Bırakın. Oynayabildiğimiz kadar oynayalım. Zaten bizden iyi takım, yenerler bizi. Sana ne? Niye müdahil oluyorsun? Olmayan penaltıyı penaltıya çeviriyorsun. Olan penaltıyı yani gitmek zorunda mıyım diyor. Değilsin tabii ki. Güç sende. Ya ben bu insanlara gerçekten çok hayret ediyorum. Yani bir insanı kırdığımız zaman üzülüyoruz. Kimsenin gönlünü kırmak istemiyoruz, kalbini kırmak istemiyoruz. Hem bireysel olarak hem birisi hakkında bir şey söylediğimiz zaman da ya sonra ayıp ettik diyoruz, özür diliyoruz ya da benzeri şey. Bu insanların gerçekten utanma duyguları ne oldu acaba, çok merak ediyorum. Hiç mi anaları, babaları, çocukları yok? Yani bir yüzüne baktıkları zaman yaptıkları işten gurur duyacakları ya da yanlış yaptım diye gözünü kaçıracakları hiçbir insanım yok. Niye bu dahil oluyorlar? Haftalardır sadece bizim maçlarımız değil. Yani bu hafta zaten kara bir hafta söyledikleri gibi. Yani niye, bırakın ya oynasınlar. İyi düşünen, iyi iradesi güçlü olan, iyi şeyler yapmaya çalışan öne alsın. Gerçekten çok ayıp. Çok ayıp. Yani çalışmaya dair, gelişmeye dair her şeyimizi önümüzden alıyor. Yani insan sahanın içinde, geçen hafta sahaya girip yani bırakmaktı. Yani çıkıp oradan gitmekti. Yani o acayip gol iptalinden sonra. Bu hafta da acayip şeyler yani son dakikalarda. Sana ne ya Halis Hoca? Bırak oynayalım. Trabzon yener zaten bizi yani. Haftalardır konuşmuyorum. Bir şey demiyorum. Bir şey söylemiyorum. Ama fark etmiyor yani. Bir acayip bir şey var. Çözmek mümkün değil. Aslında çözmek mümkün değil demem lafın gelişi. Çözüldüğü çok net, kafamda net. Her şey de hani kamuoyuna ayıp olmasın diye böyle söylüyoruz. Bir önerim var. Biraz evvel yayında söyledim. Yanlı yayında. Yayıncı kuruluşa onu söylüyorum. Yani Süper Lig falan filan böyle isimler çok havacı ve gereksiz. Ülkemizdeki ligin adını Güçlüler Ligi olarak çevirelim. Herkes rahat etsin. Sahaya çıkarken bilelim. Gücümüzü bilelim. Ona göre hareket edelim. Onun için hani bir maçla ilgili ben gireceğim şimdi. Sağından, solundan şunu düşündük, şöyle yaptık, rakibimiz buydu, bunları düşündü falan filan. Anlamı yok. Çünkü karar vericiler biz değiliz. Ne yazık ki ne oyuncular ne de antrenörler karar verici değil. İkimiz de facia durumda hakemler. Özellikle VAR girdikten sonra VAR da bükülmeye başladı ki tamamen bilerek hareket etme hali oldu. Bu çok acı. Herkesi yakacak en sonunda. Herkesi yakacak. Evet, varsa bir şey söyleyelim, konuşalım ama yoksa teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle bu mübarek günlerde taraftarlar takımlarını desteklemeye geldiler. Hem uzak yollardan gelip bizi destekleyen Trabzonspor taraftarlarına hem de takımlarını desteklemeye gelen Konyaspor taraftarlarına gösterdikleri olgunluk için teşekkür ediyorum. Maç geneline baktığımız anda tabii ki iki takım açısından da belki memnun olunmayacak bir sonuç. Biz kazanmak istiyorduk ki son iki haftaya da en azından üçüncülük şansımızı biraz daha üst seviyelerde tutalım diye. Oyuncularım gayret gösterdiler, samimi mücadele ettiler. Ben sezon başından beri söylüyorum, bu takımın içinde yaşamış oldukları zorlukları, tabii ki idari boyutunu bir kenara bırakıyorum. Şayet bu futbolcu kadrosu inanmamış olsaydı bizi bugünlere getirmezlerdi. Dolayısıyla ben onları hatalarıyla da seviyorum. Bugün evet basit hatalar yaptık, basit goller yedik, bize yakışmayacak goller yedik. Ama bu futbolun içerisinde var maalesef. Bir oyuncudan kendi özelliğinin dışında ekstra şeyler isterseniz, oyuncu iyi niyetle bunu yapmaya çalışırsa, çabalarsa ben buna kayıtsız kalamam. Evet üzüldük. Yani belki 1-0'dan sonra 2-0'ı bulabileceğimiz pozisyonlar oldu. Belki ilk yarı maçı koparabileceğimiz pozisyonlar oldu. Buna karşılık rakibimizin de bulduğu pozisyonlar var ama her şeye rağmen gösterilen mücadeleden memnunum. Kazansaydık daha çok memnun olacaktım. Teşekkür ederim. Soru var mı? Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.